Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle duş sonrası gerçekleştirdiğim rutinlerimin videosunu çekeceğim. Umarım siz de beğenirsiniz. Çünkü ben rutinleri yaparken böyle çok nasıl diyeyim, kendimi iyi hissediyorum açıkçası. O yüzden böyle bir video çekmek istedim. Şu anda tripod öyle bir yerde duruyor ki görseniz gerçekten acırsınız halime. Başlayalım. Bununla başlayacağız. Öncelikle. Yüzümüze süreceğiz ama şöyle bir şey yapmamız lazım. Önce yüzümüzü biraz ıslatalım. Şöyle hafif bir ıslatalım. Sonra elimize biraz dökelim. Burada elimi saçıma her atışımda saçım dökülüyor. Bu arada benim sinirimi bozmaya başladım. Onun için de farklı bir şey kullanıyorum. Bir hafta kadar oldu. Tamam, çok korkunç olmadı zaten. Şöyle iyice köpük köpük yapıyorum. Kaşıma falan da elime de sürüyorum. Yani sürerken dikkat etmiyorum. Dikkat etmem gerekiyor mu onu da bilmiyorum açıkçası. Saçıma geldim. Bunu biraz bekleteyim, bu böyle kalsın. Şimdi şöyle, saçımı kırmızı vermiştim zaten. Bunun için bir hafta kadar bunu kullanıyorum. Yorumlara falan bakmıştım. Gerçekten dökülen saçlara iyi geliyormuş. Yani o boşlukları dolduruyormuş. Benim de şuradan görünüyor. Bakın burası hep boşalıyor. Ben kel olacağım diye korkuyorum açıkçası. Ondan sonra işte bunu kullanıyorum. Yani böyle bunu elime aldığımda bile bir bakıyorum ki, hani böyle sprey sıkıyorum, masaj uyguluyorum buraya. Onda bile bakıyorum ki bunda böyle saç telleri falan var, yani o kadar dökülüyor. Şöyle. Ben şöyle masaj uyguluyorum. Şu boşluğa sıkıp bunu her duştan sonra yapıyorum çünkü ıslak saç uygulanması gerekiyormuş. Bir de şöyle yapıyorum. Burada da boşluklar oluşmaya başladı artık. Gerçekten yaşlandığımı hissediyorum ya. Buralar falan da dökülmeler çok var. Şunu da şöyle. Şöyle. Yani böyle hafif bir değişiklik hissediyorum açıkçası. Ama çok da bilmiyorum, yani bir yorum yapmayayım. Aman aman bir değişiklik yok ama hafif, yani zaten çok kullanmadım. Daha yeni kullanmaya başladım. Bence normal. Şimdi şöyle yapalım. Yüzümü yıkayayım. Sonra diğerleriyle devam edelim. Bakın halim. Geldim. Yumuş yumuş yapıyor. Ben çok seviyorum bunu. Bakın şu an kılları topluyorum böyle. Sizin bir öneriniz var mı? Ya da sizde de bu sorun var mı acaba? Saç dökülmesi çok fazla oluyor. Sizde de bu sorunu yaşayan varsa nasıl bir çözüme ulaştınız? Ya da ulaşabildiğiniz mi? Yazarsanız sevinirim. Şimdi yüzümüzü yıkadık. Pamuk gibi. Oh.
Yüzüme sürdüğüm Medicate. Saçımda da köpük olmuş. Şu an onu temizliyorum. Tamam. Şimdi tamam oldu. Bunu diğer videomda da göstermiştim zaten. Harika bir makyaj yapma videosu. Burun nemlendirici ve rahatlatma etkili. Aloe vera'da. Benim yüzümü ferahlatıyor açıkçası. Ben o yüzden seviyorum. Duş sonrasında da sürüyorum böyle. Böyle. Sonra da bunu sürüyorum. Elidor'un bukle yapması için saçımı. Şöyle aslında. Mesela bugün duş aldım. Yani bir yere gideceksem eğer bunu kullanmıyorum. Çünkü saçımı düzleştirmeyi tercih ediyorum genelde. Ama evde olduğum zamanlarda sürekli ısı kullanmak istemiyorum açıkçası. Bu yüzden bunu kullanıyorum. En azından saçım biraz şekillensin diye. Diğer türlü saçım biraz dağınıkmış gibi duruyor çünkü. Sadece taradığımda. Kahküllerim de şu anda ıslak olduğu için biçimsiz. Kahküllerimi de bukle yapıyorum. Sonrasında da böyle bekliyor. Herhangi bir kurutma işlemi falan yapmıyorum. Zaten bunu da uçlarına uyguluyorum saçım. Biraz az oldu. Şöyle. Bu arada benim saçım çok çabuk da yağlanıyor yani. 2 günde. Bazen bir günde bile. Yani bugün duş aldıysam yarın bile yağlı olabiliyor. Onu artık saldım. Ona alıştım çünkü. Duş alıyorum. Oluyor bitiyor ama saç dökülünce gerçekten artık saçımda boşluklar oluyor ve mutsuz oluyor. Çünkü benim saçım önceden o kadar gürdü ki. Hatta ilk videolarıma falan bakarsanız orada da görürsünüz. Daha gür. Arka kısımda zaten az bir şey. Saçımı biraz da o yüzden kestim biliyor musunuz? Evet bu modeli seviyorum ama şöyle böyle saçım ince duruyordu. Ve uzadıkça da şey bakımsız böyle cansız duruyordu. İşte dedim ki hani keseyim belki uzunluğundan kaynaklıdır bu kadar götünde falan. Aman aman bir uzunluğu da yoktu gerçi ama. Ama yine bir fayda etmedi. Bu arada ben kahküllerimi yapmadım. Saç dökülmesinden konuşunca aklım gidiyor biliyor musunuz? Moralim bozuluyor. Budum düşüyor. Bunu da halledeceğiz artık. Ne yapalım? Kahküller de güzel duruyor biliyor musunuz? Kıvır kıvır. Ben o zaman Hande Doğan Demir'de görmüştüm. Bir tane dizide oynuyordu sanırım. Dizide miydi yoksa Instagram'da mı paylaşmıştı öyle bir fotoğraf. Böyle kahkül kesmişti. Kıvır kıvır donları çok güzeldi. Ben çok beğenmiştim. Tabii benimki asla öyle olmuyor da. Şöyle yapayım. En azından biraz daha iyi durur. Tabii.
Olmaz olmaz Dalin saç spreyimiz. Bunu niye sıkıyorum biliyor musunuz? Normalde kolay tarama için. Ama ben bunu güzel koksun diye sıkıyorum. Bu kadardı. Aman aman bir şey yaptığımı düşünmüyorum ama ben genelde duştan sonra bu bakımı uyguluyorum. Sizinle de birazcık bir araya gelip konuşmak istedim açıkçası. Video çekmek istedim. Biraz da bu rutinimiz bahane oldu. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.